Çekim için gittikleri yerde trafiğe takılan Yargı dizisinin oyuncularından Uğur Aslan bir canlı yayın açıyor. Ve ekip arkadaşlarıyla sohbet ederken ezan okunduğunu duyunca araya giren Pınar Deniz'in ezan çalıyor sözleri de gündem oluyor. Bir izleyebilir miyiz? İzleyelim. Tabii. Yine mi takip gördünüz paçayı? Evet abi. Yine mi takipçi koşuyorsun? Evet abi ya. Yeter artık. Bu kadar selebriti arkadaşım var. İstifade etmeliyim. Abi, bak bak arkada kim var? Şey çalıyor. Çalıyor ya, tövbe estağfurullah. Ya bunda bir şey yok. Çalıyor, bir anda ağzından ya? Kaçmıştır ya. Ben şimdi hani böyle bazen yapılan gaflar vardır ya, bir anda insanın ağzından evet. Kaçar. Hmm. Ben bunda bir art niyet açıkçası bakın arkadaşlar göremiyorum. Bir sürçmesi diyorsun. Bir sürçmesi böyle bir an boşluğa gelmiş kızcağızın. Yani hani çalıyor demiş. Onun kafası çalmaya göre algoritması işliyor. Bazı yani, insanlar hakikaten öyle toparlayamaz. Böyle saf. Yok zaten ağzına da götürüyor. Biliyor, yaptığı gafın da farkında dikkat ederseniz evet. Bilal Beyciğim. Evet. Yani bunda bir art niyet aranacak bir şey görmüyorum ben açıkçası. Yani ezan okunuyor insanı... dersin çünkü. Ezan çalınıyor işte, gibi bir ifade söz konusu ama değil. Ama bak anında ezan da demiyor ki veriyor. Şey diyor şey. Şey çalıyor. Şey çalıyor diyor. Heh. Yani şey çalıyor diyor. Ama onda bir art niyet düşünmüyorum. Ama sonra düzeltmesi lazım. Yani pardon bak, ezan okunuyor. Bak yaptığı gafın farkında. Farkında da diyor, tamam da sonra diyor. Da. Ne dedim ama ben diyor. Şimdi video çekildiğinin de farkında. Bu videonun viral olma ihtimali olabileceğini hatta düşünmesi lazım. Orada diyor ki cami çalıyor. Ezan da demiyor, cami çalıyor diyor. Şey çalıyor diyor. Ha, cami diyor ya, cami çalıyor diyor. Yani ama bunu düzeltmesi lazım. Çalıyor ya tövbe estağfurullah. Şey olursanız arkadaşlar evet. Şimdi şu olaya gelene kadar bugüne kadar milli değerlerimize, Atatürk'ümüze, Peygamber Efendimiz'e neler ne hakaretler yapıldı yani, değil mi? Tövbe yani haşa. Tövbe haşa değil mi? Ya yani o yüzden hani bunlara tabii ki tepkiliyiz. Bunlara aşırı hassasız değer. Ama şimdi şunda gerçekten masumane bir şey var. Tamam bak. Şimdi bak o söylediğin, demin söylediğine ona ben de buradan gereken cevabı veririm. Öyle bir şey duyduğum zaman ya da neredeysem Peygamber yani, Efendimiz'e, Atatürk'e, bizim tabii, milli değerlerimize, şehitlerimize filan. O tamam, o başka bir şey ama burada bayramız. Şimdi bir oyuncu, bu artık bir insanların, milyonların çok sevdiği ve rol model olmuş, gençlere örnek olması gereken, örnek olan bir kişi. Ya bu kadar cehalet, şimdi insanlar bunu öyle anlıyorlar. Şey çalıyor, sen bunu düzeltmezsen, yaptığın hatayı ağzına gülersen, ağzını örtüp de sadece güler yürümeye devam edersen, o zaman kendini büyük bir çukurun içine sokmuş oluyorsun. Senin fırsatın var işte, orada çekiyorlar. Arkadaşlar pardon ben böyle dedim ama bu bir ezandı. Öğlen ezanı okunuyor. Affedersiniz yani, yanlış anlaşılmasın diye düzeltse ne olur ya? Ne bu rahatlık yani? Ne bu rahatlık? Rol model kavramı da enteresan. Yani sadece popüler bir oyuncu diye de... Öyle yani ama. Rol model neye göre, kime göre öyle mesela? Ama, öyle yani ama, değil öyle mi davranışlarıyla ama. Mı? Şimdi ben hangi hayır işi ne yaptı, arkadaşlar. Ne yaptı değil mi? Bu öyle ülkede işte, bu ülkede yani. Ayağa kalkıp çok şeyi karşı gelip eleştireceğimiz o kadar çok şeyler var ki. Var da önümüze bu geldi, bunu eleştiriyoruz tamam. Ama bu da yanlış ama, yani. Onun için eleştiriyoruz. Ya hayır, ben burada gerçekten bakın şimdi Pınar'ın art niyetle yaptığını veya işte hani milli değerimize veya dinimize bir hakaret oluşturabilecek hayır, bir konu. Hayır öyle bir şey konu, söylemedik ki. Bir konu olduğunu öyle bir şey söylemedik. Bir boşluğuna gelmiş kızım. Öyle bir yani şey söylemedik kalkıp, ama. Şimdi hani bunu da anlamak lazım. Bunu da böyle değerlendirmek lazım. Gerçekten art niyet olduğunu düşünmüş olsam hani söyleyeceğim çok şeyler olur ama oluyor insanız hepimiz ya. Yani zaten o kadar o da kendi de şaşırmış. Ben ne diyorum demiş yani. Kim bilir kafası neye meşguldü? Başka bir şey herhalde düşünüyordu. Senaryosunu düşünüyordu belki de o an Bilal Beyciğim. Yani biraz da toleranslı olmakta fayda var. Bir gaf yapmış. Gafı düzeltme imkanı varken düzeltmemiş. Benim eleştirim ondan. Düzeltir belki şimdi. Bir özrünü diler. Peki Survivor'la devam edelim. Survivor 2023'te
yeni isimler yerine eski kadrodan isimleri göreceğimiz açıklanmıştı. Böyle iddialar vardı. Hatta TikTok fenomenlerine kadar Survivor'da yarışacaklarına kadar iddialarda bulunuldu. Henüz tam kadro açıklanmadı. Yani evet bu kişiler olacak denmedi ama çeşitli spekülasyonlar da var. Fakat bu sene kondisyona değil de zekaya dayalı bir Survivor izleyeceğimize dair haberler de çıktı. Evet. Aklımıza gelen popüler isimlerden biri de Arda Kural'dı. Evet, Arda Kural'ın ismi geçti. Birçok şeyde filozof gibi oldu değil mi? Arda Kural yazıları falan paylaşılır mesela. Evet. İşte Arda, bir söz altına Arda Kural söylemiş gibi paylaşılır. Arda Kural da döneminin en sevilen, en beğenilen oyuncularından bir tanesi. Leonardo DiCaprio'ya benzetiliyordu bir dönem. Ya, ben o şeye yetiştim. Lise Defteri diye bir dizi vardı. Hiç kaçırmıyordum. Evet. Sarp Levendoğlu falan vardı işte. Dedim birçok ünlü oyuncu oradaydı. Evet, evet. Evet, hala çok seviliyor Arda Kural. Benim duyduğum Arda Kural'a teklif gitmiş. Ancak Arda Kural Survivor'ın şartlarını çok ağır, çok zor bulduğu için sıcak bakmıyormuş. Fakat hala da ikna edilebilir diye bir şey var. Ama Arda'da öfke kontrolü problemi var bence ya. Nasıl dayanacak oradaki o şartlara? İşte yani ama normalleşti, iyileşti şimdi yani bildiğimiz kadarıyla. Peki tedavi süreci devam etmiyor mu? Devamlı kullandığı ilaçları yok mu Arda'nın? Herkesin kullandığı ilaç var. Senin yok mu? Benim yok mu? Herkesin kullandığı. Benim var. Benim yok. Benim var. Şeker mi? Yok. Tansiyon. Spralex kullanıyorum. Gerçekten mi? Kalp krizi geçirdikten sonra doktorum onu verdi. Onu veriyorlar ama. Verdi. Kalp krizi geçirdikten sonra bu toplumda, bu ülkede, bu şehirde, İstanbul'da yaşıyorsan Bilal'cim dedi stresini minimalize etmek için o 10 miligram Spralex her sabah kullanacaksın dedi. Ha. Yani ve o beni rahatlatıyor tabii. Trafik. O yüzden ondan bu kadar şeker gibisiniz. Ya canım benim. Pek çok kaygı durum çıkan bozukluğunu da aza indirgiyor. Yok o bende olmaz. Ben kaygı duymama stres olabiliyor tabii. İşle ama ilgili zaten gerginlik. Stres gerginsiniz. Şimdi onun için Arda Kural'ın da kullandığı ilaçlar olabilir. Toplumda bu bir de o kadar çok çoğaldı ki bu ilaçları kullananlar. Bırak yetişkinleri, çocuklar kullanıyor. Çünkü herkesin öfke kontrol problemi tabii, var şu an günümüz pedagoglarda, şartlarında. Ben sana söyleyeyim, pedagoglarda kuyruk var, kuyruk. Yani o bazı pedagoglar için ben o süreçleri geçtim. Bir buçuk iki ay sonraya randevu alabiliyorsun ancak. Ben bazı çocuk doktorları. Ben de öyle büyüttüm çocukları. Doktoru. Evet öyle büyüttük yani. Öyle, onun için ağır ağır. Günümüzün ağır koşulları ağır. Çocuklar için de çok ağır. Bakın yani değişik enerjiler, değişik olaylar yani artık kaldıramıyor insanlar ya. Bir kere trafik başlı başına. Başlı başına. Başlı başına, başına bir sorun. Tabii. Yani sağlıklı olan insanı bile sağlıksız yapıyor o trafiğin maddiyat, içine girdiğiniz maddiyat, zaman. Ekonomi. Ekonomi. Yani bir sürü sıkıntı, bir sürü şey. O yüzden Arda Kural yani tamamen iyileşmedi o değil de katılmak isteyip istemediği içme, daha tam belli değil. Yeme içme, sağlıklı beslenme olayları da var. Şimdi yani. Şimdi yeme içme dedi de Tur abi biraz önce bir paylaşım yaptı. Kendi hesabı da biliyorsunuz iki kere Survivor şampiyonu olan. Survivor'a gelmiş geçmiş en imzasını atmış isimdir Tur abi yani. Bir paylaşım yaptı ve o paylaşımı 5-10 dakika sonra kaldırdı. Ne diyor? O paylaşımı bir sayfa, bir hesap SS almış, yayınladı. Ancak bazı hakaretleri çizmiş. Ben okuyayım paylaşımı. Tur abi bir tane çalışan vardı Survivor arkasında. Gökten bilmem ne yağsa çizmişler üzerine orada belki Tur abi hakaret ediyor olabilir. Kendisine ayna düşecek biriydi. Yarışmacıları tekme ve küfürle uyandıran, sürekli hakaret eden, erkek gönüllülere sert, bana yapamaz diyor Tur abi. Parantez açmış, denedi, hakkını aldı, kapamış parantezi. Ünlülere yalaka, arkada gözüne kestirdiği kızları sürekli besleyen. Bakın Tur abinin itirafı. Survivor'da neler kimden olmuş? Kimden bahsediyor peki? Kimden olduğunu söylemiyor. Survivor'da neler olmuş? Arkada gözüne kestirdiği kızları sürekli besleyen yani yediren. Oyunların sonunu söyleyip gizlice atışları çalıştıran.
Özellikle Nagihan kardeşim ve diğer yarışmacıların hakkına giren bir tane çok büyük bir nokta vardı. Cesur bir kadın yarışmacımızın Acun abi onun telefonuna bak demesiyle tüm gerçekler ortaya çıktı. Bir kocaman nokta vardı. Öğrendim ki artık yokmuş. Yani atılmış firmadan, Acun Medya'dan. Acun abi her ne olursa olsun en yakın kardeşi dahi olsa yarışmacının hakkına girenin gözünün yaşına bakmaz diye bir paylaşım yapıyor. Ve 5-10 dakika içinde de bu paylaşımı Tur abinin kaldırılıyor. Kaldırıyor Tur abi. Büyük bir ihtimalle Acun Ilıcalı herhalde haber aldı ve kaldırmasını dedi. Söyledi oradan. Kimi kastettiğini bilemiyoruz. Kamera arkasında bir görevli bu. Kamera arkasında bir görevli ama sivrilmiş bir isim demek ki. Ve yetkili bir isim ki Tur abi diline dolamış. İşten atıldığı için şimdi bu adam yeni işten atılmış. Ama deşifre ediyor. Onun için deşifre ediyor. Çünkü i̇şten Acun'un atılmış. Arası çok iyidir Tur abinin tabii, yani. Tabii. Ama projeyi deşifre ediyor. Demek tabii. ki içeride böyle biri varmış yani. Evet, evet. Demek ki yediren evet. içiren yani demek ya, ki ya. Bizim değil bildiğimiz mi? Gibi değilmiş yani. Hani Survivor arka planda olsun. Survivor'da neler dönüyormuş. Bu arada Ayça Çağla Altunkaya'nın bir fotoğrafı ve bir videosu düştü sosyal medyaya. Acun Ilıcalı'nın sevgilisi gördünüz mü? Şunu gördük. Öğretmenim. Sürekli evet. spor yaparken. Spor yapıyor da şimdi TikTok'u burada. TikTok'u da var durmadan böyle şeyler paylaşıyor. Evet spor yapıyor. Burada benim dikkatimi çeken Ayça Hanım göğüslerini yaptırmış. Aa. Düzelttirmiş. Ya, öyle yani. Çünkü nereden anladınız? Evet. Nereden anladın? Çünkü göğüs uzmanısınız yo, siz de Bilal Bey'cim. Bariz büyüttürmüş. Küçücüktü. Bak eski fotoğrafı. Beni al oradan yönetmenim. Doktoru kim acaba? Ben yönetmenim, de gideyim. Güzel lütfen. Yapmış. Evet çok bak. Güzel. Bak. Evet. Baksana. Aa, evet. Direkt yaptırmış bak. Yani. Yaptırmış. Silikon. Ama güzel olmuş. Güzel olmuş. Ama şimdi nasıl yaptırmasın ya? Nasıl yaptırmasın? Birlikte olduğu insan Acun Ilıcalı Türkiye'nin en zenginlerinden biri. En çok gıpta edilen televizyon yıldızı. Evet. En çok kazanan patron. Yurt dışında 15 ülkede program yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde program yapmak ne demek ya? Kolombiya'da, Meksika'da kanal yönetiyor. Televizyon kanalı yönetiyor. Şimdi sevgilisi tabii ki düşünecek yahu bu adamı bakan, bu ama adama... Acaba bu o adama... giydiği sütyenden olmasın yok, Bilal Bey'ciğim? Yok, yok. Bariz değil, yaptırmış. Bariz bak. Bak, öyle bak mi? Tabii. Taşıyor. Yani, tabii kendisini yani sevgilisini Acun Ilıcalı'nın daha çok gözüne girmek için, kaptırmamak için. Çünkü çok kötü niyetli kadınlar da var tabii yani. Ben öyle düşünüyorum. Ya yani. Ne alakası ben var onunla? Ben öyle düşünüyorum. Onun için yaptırdı. Ya ben, bence yok, kendisi yok, için bizde, yaptırmıştı. O da olabilir de yani şimdi bir genç kız Acun Ilıcalı da çok meşhur, çok yakışıklı, çok başarılı olduğu için. Ay Bilal Beyciğim. Tedirgin olabilir mi? Hayatım. Genç kız tedirgin olabilir. Niye olmasın? Yok genç kız genç değil. Ben silikon yaptırayım da Acun gitmesin mi diyor. Sen niye yaptırıyorsun? Sen niye yaptırıyorsun? Sen niye ya yaptırıyorsun? Ben niye yaptırmayayım? Sen ben kaç yaşıma gelmişim? Sen, iki çocuk. Sen yaptıracaksın çocuk, o yaptırmayacak mı? İki çocuk sen doğurmuşum. Tabii ki yaptırıyor. Hakkımdır benim. Memelerini büyüttürecek. Büyüttürecek misin? Hayır. Ne alakası var şimdi? Niye yaptırıyorsun bunu? Niye yaptırıyorsun bunu? Yaptırma neden? Hoca taktı. Yok ama taktı, ne gerek var şimdi? Mahmut Hoca taktı yapacak bir şey. Hayatım şunu söylemek istiyorum. Mahmut Hoca taktınız bana. Allah Allah. Sen Ayça Hanım'ın tamam genç... doktorunu biliyor musunuz Ayça Hanım'ın? Bilmiyorum ben o kadar merak etmiyorum. Niye? Bir araştırın. Niye? Yok o kadar merak etmedim. Araştırmacı etmedim. Gazeteci olarak... Hayır canım onun merakı gerek yok. Gayet güzel olmuş işte. Gayet güzel olmuş. Amacına ulaşmış. Tamam işte çok ben de doktorunu olmuş. Merak ediyorum. Ona mı yaptıracaksın? Evet güzel olmuş. Hayda kıskandı mı? Ne yaptı bu Ayça'yı? Ya, niye yaptırmak istiyor ya? Ayça'yı İlla yaptıracağım diyor çok ya. Çok kıskandım Ayça'yı. güzel olacak. Kızlar kadınlar kıskanabilirler güzel olmuş. Tabii. Güle güle kullansın. Tabii ki ilk önce kendisi için. Evet. Yani bir insan kendisini önce beğenecek. Yani ben açıkçası bir erkek için yapıldığını düşünmüyorum hiçbir esnenin. Kadınlar kendisi için yapar ne yapıyorsa. Kadınlar, İnanın makyajı da kendisi başka bir kadına beğendirmek ben için yapar. Şey önce kadınlar, kendileri için yapar. Kadınlar için yapar. Önce evet, kendileri kadınlar sonra kadınlar en son evet. erkekler için yani, yaptı. O yüzden evet, kadınlar en son erkekler için. Evet doğru söylüyorsun. Çok da güzel olmuş. Başka kadınların yapmaz. Önünü kesmek için yaparlar. Hayır. evet gerçek bu. Tabii canım gerçek çok bu. Hayır efendim ya. Aman ya. Siz, bütün kadınlar sen, aynı şeyi düşünmez mi? Sen Pollyanna'sın.
Sen Pollyanna sen kimin için yaptırıyorsun? Kendim için. Göğüslerini. Kendim için. Nasıl? Aa, anlat. Yaz geliyor. Anlat. Kulağıma hadi canım yaz geliyor. Geçen yaz niye yaptırmadın? Kikini giyeceğim. Geçen yaz yaptırmadın. Ya, geçen yaz. Ben zaten geçen yaz yaptırmak için gitmiştim. Öyle talihsiz bir şey olunca böyle oldu. Heh, oldu mu şimdi? Oldu. Oldu. Geçmiş olsun. Heh, tamam böyle de sustururlar. Geçmiş olsun. Evet. Geçmiş olsun. Çal-